Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün Valorant'ta en düşük kaç FPS'le oyun oynayabiliriz? Bunlara bakacağız. Bunu sizlerin oyununuzun FPS yüzünden ne kadar kötü etkilendiğini daha iyi anlamak için, aynı zamanda da ortalama kaç FPS'le Valorant daha iyi oynanır, bunu test etmek için çekiyorum. Gerçekten de çok güzel bir video olacağından eminim ve videomuz şu şekilde olacak. İlk önce kendi alıştığım ekranıma da alakalı olarak 150-200 FPS'ler civarında oynamaya başlayacağım. Daha sonra bu FPS'i 90'a, 60'a ve 30'a düşüreceğim. Ekran hertzini hiçbir şekilde düşürmeyeceğim. Benim ekranım 144 Hz'de sabit kalacak. Sadece FPS'i düşürerek denemeye çalışacağız. Bakalım kaç FPS'te oyunumuz gerçekten de etkilenecek ve sizler kaç FPS'te oynuyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz de lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayınız. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 144 FPS deneyeceğim. Bu benim genelde alıştığım bir FPS seviyesidir ve zorlanacağımı düşünmüyorum. Bakalım 10 kill almakta ne kadar zorlanacağım ve oyun akışı nasıl gidiyor 144'te? Benim normal alıştığım bu olduğu için dediğim gibi zorlanacağımı düşünmüyorum. Neredeyse 10 kill yaptık bile diyebilirim. Hiç sıkıntı çekmiyorum oynanış olarak. Sadece konuştuğum için şu an bir tık odaklı değilim. Ama genel olarak söylemem gerek ki hiçbir sorunsuz rahat bir şekilde oynuyorum. Alıştığım FPS bu tabii ki. Ama diğer FPS'lerde zorlanacağımı düşünüyorum. 90 FPS deneyeceğiz bundan sonra. Daha sonra 60'a ve 30'a bakacağız. Bakalım o FPS'lerde de oynayışımız gerçekten de rahat mı şu an oynadığımız kadar? Şöyle 10 kill yaptıktan sonra bırakalım beyler. Hatta ben 144'ün üstünde de bir tık FPS'te oynuyorum ama sadece sorun şu ki ekranım 144 Hz olduğu için daha yüksek bir FPS alımım benim için hiçbir faydası olmayacaktır. Yani 144'de sabit kalması da benim için aynı şey. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 10 kill'imizi yaptık mı, hatta 11 kill almışız ve zorlandığımı söyleyemem. Normal oynayışımı oynuyorum. Şimdi önemli olan geçeceğiz diğer FPS'lere ve onları test edeceğiz. Şimdi oyundan ben tamamen çıkıp yeniden başlamak istiyorum. Hatta şuradan ayarlarımızı da yapalım. Öyle yeni bir DM başlatmak istiyorum. Oyun içinde de yapabilirdim ama şöyle tercih ettim. Şimdi burada FPS kısıtlamasına geliyoruz ve 144 FPS'i 90'a çekiyoruz. Bakalım 90 FPS'te oyunumuz ne kadar bizi zorlayacak. Oynayışıma bu FPS ne kadar etki edecek. Şimdi sizler de yorumlar kısmında ne kadar FPS'te oynadığınızı yazarsanız çok güzel olur. Bakalım Türkiye'deki ortalama FPS'in ne kadar olduğunu birlikte anlayalım. Bence ortalama çoğu insanın 80-100 FPS aldığını söyleyebilirim ama tabii 144-200 FPS'leri gören de çoğu kişi vardır. Tabii ama 30-60 FPS'lerde dolaşan kitle de hiç az değildir. Tabii şu anda herkesin yüksek bütçeli bir bilgisayar toplaması gerçekten de zor. Çünkü biliyorsunuz zaten doların yükselmesiyle Türkiye'deki teknolojik eşyaları almak ne kadar zor. Şu an 90 FPS'i çektim. Bir dakika. Bu ne? Ben böyle adam vuramam. Harbi bak alıştığımın çok dışında. Dur. Bir dakika adamları... Abi ben 90'da böyleysem 60'da 30'da ne yapacağım? Bir dakika adam ölmüş benim, ben daha yeni algılıyorum onu. Abi yok. Abi mümkün değil, dur. Bir şey söyleyeceğim. Oyundan önce de hiç denem, videodan önce de hiç denemedim. Yok bir dakika ya. Şu an fena değiliz. Ace atacağız neredeyse. Ezip geçiyor. 90 FPS aslında düşük FPS sayılmaz. Sadece benim alıştığım FPS'in altında ezip olduğu için geçiyor. Bana zor geliyor. Bir dakika ben işi ısınmada bitirdim zaten chat. Böyle arkadaşlar. Bakalım. Birazcık daha deneyelim. Ya 90 FPS de fena sayılmaz aslında. Yani dediğim gibi benim alıştığımın bir tık altında olduğu için bana çok farklı geliyor olabilir ama genel olarak çok da düşük FPS sayılmaz. Ama şimdi 360 Hz ekranda 400 FPS oynayan oyuncuları kıyaslarsak evet düşük FPS. Ama Türkiye şartlarında konuşursak normal diyebileceğimiz bir FPS. Bakalım. Şimdi 90 FPS'e demin ace attık. Şu an bir tık daha denemek istiyorum. Yani fena sayılmaz. Şimdi 60-30 benim sanki bir tık zorlayabilir. Bir de herkese tutep atıyorum. Yani bir ace atıp sonra sprey atmaya başlıyorum herkese. Bence iyi. Bence şu an
Yani benim bilgisayarım 90 FPS oynatsaydı muhtemelen oynardım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 FPS'te denedik. Bu arada videonun kaydı orada durmuş, o yüzden aniden bu sahneye geçtim. 90 FPS'te gördüğünüz gibi oynatıyor. Yani çok da fena sayılmaz ama 144 FPS'e göre tabii ki birazcık farkını hissettim. Ama dediğim gibi normal bir oynayış sergileyebiliyorum 90 FPS'te. Şimdi geldik en zor kısmı, 60 ve 30 FPS'leri denemeye. Bakalım sizler gerçekten de düşük FPS'te oynayan oyunculara söylüyorum bunu. Ne kadar zorlanıyorsunuz bu oyunu bu FPS'te oynarken? Sizler için ne kadar sıkıntılı? Bakalım. Şimdi FPS'imizi çekelim buradan. 60 FPS'e sabitledim. Burada gördüğünüz gibi başlatıyorum. Karşılaşma bulundu. Ölüm kalım savaşı. Haydi bakalım. Bakalım 60 FPS neymiş abi? Gerçekten şu an diğer FPS'lere göre bayağı bir kare düşüşü var. Abi var değil yani. Oyunda kare yok gibi bir şey ya. Bakayım 60 FPS'te. Adam vurabilecek miyim? Yemin ediyorum spreyimi görmedim. Hadi bakalım. Ya bilmiyorum, ben mi yetenekliyim ya? Ben sanki vuruyorum bu FPS'te de. Dık. Ya oyun içerisinde bakın, ben kendi FPS'im 150'lerde bir şey yani. Abi ben vuruyorum ya sanki bu FPS'de ama zorlanıyorum harbi. Harbi çok zor. Yani oyunun akışı çok zevk vermiyor insana, onu söylemem gerekiyor. Abi bir dakika, bu ne? Neler yapıyorum ben? Abi bir tık, evet bir tık sıkıntı. Yani bir tık zevkini düşürüyor ama yani oynatıyor mu? Vallahi oynayabiliyorsun. Şimdi biraz da DM'deyiz. Oyun içi pozisyonlarda nasıl oluyor bu? Yani dash atını vardır, uçanı vardır. Bu FPS onlara karşı oynamak ne kadar rahat ettiriyor onu da tabii hesaba katmak gerekiyor. Ay ay ay. Bak mesela burada adamın kayması spreyimi dağıttı. Düzelmek bayağı zordu. Hatta düzeltemedim. Şu an DM'de birinciyim. 60 FPS'e sabitlememe rağmen. Hadi bakalım. Bak mesela bu pozisyonda FPS'ten kaybettiğimi söyleyebilirim. Bak şurada da aynı şekilde. Abi gerçekten de FPS sıkıntı. Evet. Mesela ben kendi FPS'imde bu adamı vururdum. Deminki iki kişi öldüm ya son. Onları vurabileceğimi düşünüyorum. Yani hissediyorsunuz ya oynayışımın ne kadar kötüye gittiğini yani. Kendi FPS'ime bakın, bir de bu FPS'te oynarken ne kadar performansımın düştüğünü göreceksiniz. Bu yakın pozisyon. Bir tık genelde bir de uzak pozisyonlarda sanki sıkıntı yaşıyorum. Veya aynı böyle friklerde vesaire. Bir tık daha deneyeceğim arkadaşlar. 12'de durmayacağım. Çünkü tam fikrim oluşması için birazcık daha oynayacağım. Sonra video sonunda sizler için FPS şey yorumlamaya çalışacağım ya tam net bir şekilde. Ama bir dakika oğlum, ben neyim lan? Ben vuruyorum ha. Harbi vuruyorum. Abi dur ya. Yok yok, ben vuruyorum ya. Her türlü vuruyorum. Ama bence oyunda vuramam. Şu an DM'de vuruyorum da oyunda daha zor olur bence. Kesinlikle oyunda daha zor olur. Çünkü oyunda adamlar teker teker gelmez karşına her zaman. Smoke olur. Bir de şimdi biz 60 FPS oynuyoruz da. Ama sizleri var, oyuncular vardır şu an videomu izleyen. Onlarda bir de donma sorunu vardır. Yani donma sorunu yaşayan insanlar var. Artı donma sorunu yaşarsan yani inanılmaz derecede şey yaparsın ya bir tık. Şu an mesela yok yok. Yok harbi FPS gerçekten de fark ettiriyor. Oynayışı bir tık etkilediğini söylemem gerekiyor. Yani 90 FPS iyi. 60 FPS de fena değil. Bir de bunun 30 FPS var. Ona da bakacağız. 30 FPS'de oynayan oyuncular da var. Bakalım nasıl olacak.
Bu arada ben hiçbir FPS'inin deneyimini yapmadım. Şu an direkt doğal olsun diye. İlk deneyimi paylaşıyorum sizlerle. Ya neyse, bu şekilde bence yeterli. Ben zorlasam şu an bu demeyi kazanabilirim. Öyle söyleyeyim. Şu an konuşmadan mesela odaklı şekilde oynasam bu demeyi büyük ihtimalle kazanırdım. Ama tabii dediğim gibi oyun farklı, DM farklı. Ama biz genel açıdan oynayışın ne kadar etki ettiğini görmek için DM'ye girdim. Yorumumsa 60 FPS, 90 FPS'e göre bir tık daha zorluyor. Bir tık değil, hatta iki tık daha zorluyor. Yani 144 FPS, 200 FPS bu FPS'ler oynayış için gayet uygun. 90 FPS de uygun sayılabilir. Ama 60 FPS bir tık performans düşürdüğünü söyleyebilirim. Ama şimdi geldik en zor kısma. Yani ki bu FPS'le bu oyunu oynamaya çalışan insanlar vardır. Yani söyleyebilirsin, abi 30 FPS alıyorsan niye oyun oynuyorsun? Yani zevk almıyorsan. Adam oynamak istiyordur. Oynamak için can atıyordur. Ekipman el vermiyordur. Dediğimiz gibi Türkiye'de şu an dolar o kadar yüksek ki bu şekilde de sizin gidip teknolojik bir eşya almanız, yeni bir bilgisayar toplamanız, yani Valorant'ta 200-300 FPS ya da 150 FPS verebilen bir bilgisayar toplamak için en az 5000 lira vesaire büyük ihtimalle harcamanız gerekir. 5-6000 belki. Karşılaşma bulundu. Bilmiyorum. Şimdi 30 FPS'e bakalım. Laptop'tan oynayan insanların genellikle FPS'i bu şekilde oluyor da bildiğim kadarıyla. Bakalım 30 FPS'te nasıl olacak arkadaşlar. 30 FPS'i sabitledim. Şimdi bak burada harbi sıkıntı. Şuna bakar mısın chat? Şimdi siz bunu hissetmiyorsunuzdur, dediğim gibi video kayıtı size 60 FPS geliyordur ama kendiniz de benim gibi şu görüntü ayarlarına gidip şuradan FPS kısıtlamayı açık yapıp buradan kısıtlayarak bakabilirsiniz. Abi harbi sıkıntı, bu ne? Gerçekten böyle oyun ya oynamak mümkün değil ya. Yok yok. Ben vuruyorum bir şekilde ama normal direkt böyle başlayan bir insanın gelişmesi zaten sıkıntı. Yani ben normal bir FPS'le kendimi geliştirmişim. Şu an burada belki vuruyorum ama bu FPS'le başlasam oyuna, oyuna kendimi ne kadar geliştirebilirim bilmiyorum. Bak ben şu an vuruyorum hala. 30 FPS oynuyoruz ama dediğim gibi ben ortalama bir FPS'le kendimi geliştirmişim. O yüzden bence, yoksa sırf direkt bu FPS'le oynamaya başlasam ben bu oyunu, bence şu an aldım 4 kill alamazdım bu kadar kolay. Bir tık deneyelim bakalım abi. Sol üstte FPS'in kaç olduğunu şu an görebilirsiniz. Sabitlediğimi oradan tam olarak anlayabilirsiniz. Kare düşüşünün evet oynayışı etkilediğini bu şekilde daha iyi anlıyorum ya. Çoğu insan işte yorumlarda yazıyor, abi ben 60 FPS'le işte Diamond'a çıktım ya da 30 FPS'le Plat'a çıktım diyenler var. Ya da çıkamıyorum diyenler var FPS yüzünden. Onlara şu an çok hak veriyorum ya. Yani bu FPS'de en fazla öyle gün sonu kafa dağıtmak için girersin. Bir tık da tilt olursun ama tabi. Ama 30 FPS'de valla aldık. 10 kill neredeyse yaptık. Hatta lobide lideriz ya neredeyse. Aynen lideriz. 9 kill'i var herkesin. Birincilerin. Baksana flick falan atıyorum. Chat bence... Böyle. Bakalım. 12 kill'im var. Şu anda bir de liderim. 30 FPS oynuyorum abi. Bir tık garip geliyor benim nasıl bunu yaptığımı. Şu an anlayamıyorum ben. 30 FPS'e ben 1 kill bile alamazdım diyordum da. Yok. Sprey atmak harbi zor. Böyle tek atabiliyorsun. Sprey birazcık zorluyor. Sprey gerçekten zorluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Çok uzatmama sanki gerek yok. Dediğim gibi denemiş olduk hepsini. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oynadık, denedik. Gördüğünüz gibi bütün yorumlarımı da yaptım. Bir tık FPS'in evet performansta etki ettiğini de söylemem gerekiyor videonun sonunda. Ama yani mecbursanız tabii ki bu şekilde oynamaya devam edeceksiniz. Ama eğer
daha iyi oyundan performans almak istiyorsanız ve oyunlarda daha çok eğlenmek istiyorsanız sisteminizi yenilemeniz daha iyi olacaktır. Ama dediğimiz gibi video içerisinde çok konuştuk bundan. Türkiye'deki durumlar olsun, dolar kuru olsun, daha sonra teknoloji fiyatları olsun, şu anda aşırı derece uçuk bir durumda. Sadece şu an eğlenmek için oynuyorsunuz, bence olduğunuz FPS'ten artık idare etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben de işte şu anda Twitch'te yayınlar yapıyorum, oyun oynuyorum. Benim de gerçekten sıkıntılarım oluyor FPS konusunda. Bu arada Twitch demişken beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Linkin açıklama kısmında bırakıyorum. Neredeyse her gün yayınlardayız. Hepinizi yayınlarıma beklerim. Eğlenceli yayınlar oluyor, çekilişler oluyor. Ve bazı eventlerimiz var şu anda. Hepinizin katılmanızı bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Bir şeyler anlatabilmişimdir sizlere FPS konusunda. Bu tarz videoların ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.